Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güzel bir yelek örneği göstereceğim. Şöyle ipimiz Alize Angora Gold. Bu şekilde arkadaşlar ipimiz. Gerçekten rengi çok tatlı. Hemen renk numarasını sizlere göstereyim şöyle. Renk kodumuz 160. Bu şekilde bir renk koduna sahip gerçekten hoş bir ip rengi. Kullanacağımız tığımızın numarası da 2.10 milim. Bu tığım da silinmiş. 2.10 milim kalınlığında tığ kullanacağız arkadaşlar bu modeli yaparken. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve bir emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için çok çok kıymetli ve önemli. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Ben şöyle biraz zincir çekmiştim hemen. Zincirlerimizi çok fazla sıkı olmayacak şekilde çekelim. Şöyle. Bakın bu şekilde. Çok fazla alt tarafta sıkı olmasın ki üst taraftan modeliniz yaptığınız zaman alt tarafta bir böyle hani gerginlik, potluk oluşmasın arkadaşlar. Ve üstte modelinizi kurduğunuzda geride kalan zincir miktarı ne kadar kalırsa onu fazlasını kesersiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir miktar zincir çektim. Ben sizlere modelimi iki model üstünden göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Kenarlarına da şöyle hemen üçer dörder tane trabzan yapacağım ben. Tabi siz isteğe göre artık kaç tane yapacaksanız ona göre. Bakın şöyle kenardaki trabzan sayısı tamamen size bağlı. Şöyle 2, hemen yanımdaki zincire üç, üstüne bir kez alıp üç seferde çıkıyorum. Dört. Bir tane daha yapacağım. Ve beş. Şimdi ben böyle beş tane yaptım kenara. Tabi siz yelekse ona göre veya şalsa ona göre kenarlar uygulayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bir kenarın ortasına hemen modelimi kurmaya başlayacağım. Öncelikle bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle. Bir örümcek yaptıktan sonra alttan zincir sayıyorum. 1, 2, 3. zincire şöyle sık iğne ile bunu sabitledim. Bu şekilde. Daha sonra yine bir tane örümcek yapıyorum. Ve bunun üzerine bir örümcek daha yapıyorum. Bakın ilkini sabitledik. İkinci de iki tane örümcek üst üste yaptık. Alttan zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altıncı zincire bunu bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şöyle. Tekrar 1, 2 tane örümceği yine üst üste yaptım. Yine alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Arkadaşlar bu 2 tane yapmış olduğumuz örümcekler. Şöyle bunu da kapatalım. Bakın böyle göstereyim. Bu ikisi bir modele denk gelecek. Bu şekilde. Model ayarlamamız böyle olacak. Bu ikisi bir tane modele denk gelecek. Bu zaten yarım olarak burada başladık. Her iki tane bu şekilde yapmış olduğumuz örümcekler bir modelimize denk gelecek. Şimdi ben iki model üstünden yapacağım için yine bir iki tane örümcek yapıyorum. Ve geldim alttan sayıyorum. 3, 4, 5, 6. Kapattım. Yine aynı şekilde yapacağım.
2 tane örümcek yaptım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her 6 zincirde bir. Bunu bu şekilde sabitleyeceğiz. Bakın 4 oldu. Yani 2 model için örümcekleri hazırladım. Son bitiminde de yine başta bir tane örümcek yapmıştık ve 1, 2, 3 tane sayıp dördüncüden de olur, üçüncüden de olur, fark etmez. Şöyle 3 defa da çıktım. Trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu kenar trabzanlar dediğim gibi, yani yelekte farklı olur, şalda daha farklı olur. Hemen 4 tane yapayım, bırakayım burayı da. 3 seferde çıktığım trabzanlarımı da bu şekilde yapıp birinci sıramı böylece bitirdim. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim, döndüm. Üzerine aldım. İlkini atlayıp ikinci trabzandan devam ediyorum. Şöyle hemen kenar trabzanlarımızı yapıyoruz burada. Evet. Arkadaşlar burada bir tane örümcekle başlamıştık bir alt sırada. Şimdi üst sırada iki tane örümcekle başlayacağız. İlkini yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Şöyle ve bakın buradaki şu iki tane trabzan örümcek yapmış olduğumun arasına arkadaşlar şöyle batıp sık iğnenin içerisine, tabii iki örümcek arasına batıp bunu sabitledim. Bakın şöyle başladık. Daha sonra bu kısımda 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir kez aldım. Şuradaki örümceğin içerisine bakın 2 telden aldım şöyle. Bunu uzattım. 1, 2 kez uzattım. Daha sonra bakın şöyle. Bir kez çıkarıp ikinci de üstte topladım. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya 1, 2 kez uzatıyorum. Bir kez çıkarıp yukarıda topluyorum. Üçüncü kez yapacağız. 1, 2 kez uzattım. Bir kez topladım. Yukarıda kapattım. Bakın şöyle 3 tane bu şekilde dolgu yaptık. Şimdi bunu burada duran 2 tane örümceğimin hemen birleşim noktasına sabitliyorum. Yapmış olduğumuz dolgularımızı şöyle sabitledik. Bakın böyle. Bu şekilde olacak. Daha sonra devam ediyorum. Yine arada iki tane şöyle örümcek yapacağız. Şu bir, şu iki. İki tane örümceği tamamladım. Geldim. Bu kez bakın ikinci modelimi yapacağım yerde hemen örümceğin ortasına batıyorum. Şöyle bunu kapattım. Bakın bu şekilde. Daha sonra 3 zincir ve buradaki işlemlerin aynısını bu kez buradaki örümceğe yapıyoruz. Şöyle 1, 2 kez çıktım. Bunu kapattım. Bu 1. 1, 2 kez çıktım. Önce 1, sonra 2 defa da kapatıyorum. Ve üçüncüyü de yapacağız arkadaşlar burada. Şöyle 1 ve 2. Bunu da yine kapatarak 3 tane dolgumu yaptım. Geldim. Yanımdaki örümceğin hemen bağlantı kısmından şöyle sık iğne ile tutturdum. Bakın böyle arkadaşlar. Tekrar bakın sona geldik. Bir örümcekle yaptığımız aşağıdaki işlemi burada iki örümcek yaparak sıramı tamamlıyorum. Kapattım. Üzerine aldım. En baştaki trabzanın tepesine batarak kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu kısımda ben burayı yapayım arkadaşlar şöyle. Buradaki trabzanları yapıp dönelim.
Bakın böyle bir görüntümüz oluştu şöyle. Kenar trabzanlarımı yapıp dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Evet bakın kenar trabzanlarımızı yaptık ve döndük. Döndükten sonra şöyle bakın altta bir örümcekle başladık. Bir üstte iki. Şimdi burada yine bir örümcekle devam edeceğiz. Bir tane örümcek yapıyorum. Yapmış olduğum örümceği hemen bu ortasındaki bağlantı kısmına şöyle sık iğne ile tutturdum. Bakın böyle. Şimdi buradaki işlemi bu kez buradaki örümceğe yapacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. Ve bu örümceğin içerisine şöyle bir kapattım. 2 kapattım. Ve 3. 3 tane yine şöyle dolgumuzu yaptık. Geldik bu kez en baştaki dolgunun tepesine arkadaşlar şöyle. Buradaki tepedeki noktaya şöyle sık iğne ile bunu tutturuyorum. Bakın buraya bir tane daha yapmış olduk. Ve yine devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın buradaki zincir arkadaşlar şöyle zincirin hemen altından geçtim. Şöyle uzattım. Ve bu 1. Kapattım. 2 ve 3 taneyi şöyle kapatmış oldum. Geldim. Buradaki örümceğin ortasına batarak devam ediyorum. Şöyle burayı da tabii bu iplerimiz de biraz tüylü ipler olduğu için bir de çekerken biraz zor oluyor. Şöyle kapattım. Bakın. Bu şekilde ikinci sıramıza başladık. Önce bir örümcek, daha sonra şöyle iki tane dolgu şeklinde yaptık. Buradaki dolgumuzu şuradaki zincirin içerisine yaptık arkadaşlar. Bakın burada da geldim şimdi ikinci modelime. Burada hiç ara vermeden şu dolgulardan yapmaya devam ediyoruz. Bütün modellerimiz boyunca. Hemen 3 tane zincirimi çekiyorum ve bakın buradaki örümcekten devam ediyorum. Şöyle 1 kapattım. 2 kapattım ve 3. Kapattığım 3 tane dolgumu hemen buradaki ilk dolgunun tepesindeki zincirden geçip şöyle tutturdum. Bakın sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Sadece en başta bir tane örümcekle başladık. Tüm sıralarda böyle devam ediyoruz. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. Aynı şekilde buradaki zincirin, bakın şurada çekmiş olduğumuz zincirin içerisine şöyle 1 2 ve 3. 3 kez kapattım. Geldim buradaki sık iğnenin içerisine battım. Ve bakın sıramızı böyle tamamladık. Modeliniz tabii ki daha uzun olacak. Böyle devam edeceksiniz sıranız boyunca. Geleceksiniz en sonda bir örümcekle başlamıştık. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Üzerine aldım ve ilk trabzanın tepesinden şöyle trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buradaki trabzanları yapıp dönelim. Bir sonraki sıraya geçelim arkadaşlar. Tekrardan kenar trabzanlarımızı yaptık ve geldik. Bakın altta bir örümcekti. Şimdi iki örümcek. Bu bütün örgümüz boyunca devam edecek arkadaşlar. Bir tanesinde tek örümcek, bir tanesinde çift örümcek. Bu şekilde modelimiz boyunca bu devam edecek. Şimdi geldik burada. 1 ve 2 tane örümcek yapıyorum. Üst üste. Şöyle arkadaşlar. Geldim. Buradaki üçlü dolgunun en tepesine şöyle batarak bunu sabitliyorum. Bakın böyle.
Şimdi burada geldi. Bakın böyle baklava desenleri oluşturuyoruz. Geldik bu kez bunun tepesine. Yine böyle dolgu yapacağız ve 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. Bakın şuradaki zincirin içerisinden. Şöyle. 1. 2. 3. Üç. Üç tane dolgumu yaptım yine. Bakın böyle. Geldim buradaki dolgunun hemen yanındaki dolgunun tepesine bunu sabitledim. Bakın böyle bir baklava dilimi oluştu. Hemen araya yine iki tane örümcek yapıyorum. Şu bir. Şu iki. Buradaki dolguların en başına batıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve yine burada da 3 tane zincirimi çekip dolgu yapıyorum. Zincirin içerisine. Şöyle zincirden alalım. Şu bir. İki ve son üç. Dolgularımızı yaptıktan sonra yine şuradaki dolgunun tepesine batıyoruz. Bu şekilde ve yine iki tane örümceğimi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir ve iki. Üzerine aldım. En baştaki trabzandan yine şöyle ikili trabzan, pardon, üçlü çıktığım trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi burayı yapıp döneceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen dönelim. Evet, bakın sıramızı tamamladık. Modelimizin görünümü bu şekilde. Şimdi geldik şuradaki sıranın aynısını yapmaya. En alttaki sırayı yapacağız arkadaşlar. Bundan sonrası artık kendini tekrarlayan model olacak. Şöyle hemen bir göstereyim sizlere. Bakın bir tane örümcek yaptım. Hemen yanımdaki örümceğin tepesine şöyle batıyorum. Bu şekilde. Tekrar iki tane örümcek yapıyorum üst üste. Ve geliyorum. Bakın buradaki dolgularımın başına battım. Şöyle. Yine iki tane üst üste yapıyorum. Geliyorum yine buradaki örümceklerin ortasına arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın burada yine iki tane örümcek oluşturduk. Bu da bunun bir üstteki modelinin yuvasının yapılacağı yerler arkadaşlar. Şöyle. Yani şuradaki en alttaki örümcek sırasını yapıyoruz şimdi buraya. Tekrar iki örümcek. Yine buradaki yuvanın başına. Yine iki örümcek. Buradaki örümceğin ortasına arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Ve yine sıranın sonunda da bir tane örümcekle başlamıştık. Sonunda da yine bir tane örümcek yaparak sıramızı bitiriyoruz burada. Üzerine alıp ilk trabzandan başlıyoruz yine trabzan yapmaya. Şimdi modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle. Bu arada benim tığım bugün inat. Modelimizin anlatımı bu kadar. Bundan sonrası artık kendini tekrarlayan model arkadaşlar. Şöyle.
Buradaki bu örümcekli sıramız buradakinin aynısı. Bundan sonraki işlemlerin hepsi aynı arkadaşlar. Burada yapmış olduklarımızın aynısını yapacaksınız. Ben şimdi daha büyük bir parçada ördüm. Hemen onu da göstereyim. Bakın bu şekilde. Şunları bir çekelim şuradan. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir görüntüsü var. Şöyle. Arkası önü bir. Gerçekten güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa yelekten ziyade daha çok şallar için uygun. Şal yapımı için gerçekten hoş bir örnek. Yelek için biraz böyle nasıl diyeyim, hafif bir örnek gibi oldu. Gerçi yazlık yelek olabilir. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen takıldığım yerlerde kusura bakmayın. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Ve yorumlarda bir emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.